Omuzlarınızda şiddetli ağrı varsa aman dikkat, donuk omuz sendromuna yakalanmış olabilirsiniz. Bu donuk omuz sendromu neymiş? Tedavisi nasılmış? Gelin bir bakalım. Konumuz omuz ve ağrı olunca önce omuz çarkını çevirdik. Şikayeti olan çeviremez durumda oluyor. Kuralı var. Bir sorununuz yoksa çevirmeniz lazım. Yani bakacağız, bir sorunumuz var mı yok mu? Gelmişken bir de onu deneyelim. Öyle tut çevir değil. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Nihal Özaras anlattı. Kolu hiç kıvırmadan vücut bütünlüğünü koruyarak çarkı çevirdik. Bende sorun gözükmüyor ama günümüzde genelde kadınların en büyük sorunu şu omuzdaki ağrılar. Onlardan şikayetçi oluyorlar. Adı nedir? En son gelinen nokta donuk omuz. Omuz ekleminde şiddetli ağrı, hareket kısıtlılığı. Pantolonumu bile giyemedim. Gerçekten eşim giydiriyordu. Kaşığı götüremiyordum, ağzımı döndüremiyordum. Yandan, önden açamaz hale geliyor kolunu. Yukarıya kaldıramıyor, saçını toplayamıyor, ceketini giyemiyor. Donuk omuz Nuray Öztürk'e hayatı zindan etmiş. Yok, ağrıdan uyuyamıyordum. Her gün ağrı. Üstelik sadece çekeni değil, onunla yaşayanların da hayatını alt üst eden bir ağrı. Artık bıktım anne, ayak ağrısı, kol ağrısı, şekerin taban yaptı diyordu. Bıktım artık diyordu çocuğum. Mahsus mu yapıyorum ben bunu diyordu. Ümmühan Genç rol yapmıyordu, ağrısı ciddi, hastalığı gerçekti. Omuz eklemini saran bağlarda sorun vardı. Kolunu başının üzerine kaldırma, yukarıdan bir şey alma gibi tekrarlayıcı hareket yapanlarda sık rastlanıyor. Sinyal veriyor ama kimse dinlemiyor. Kolunuzu kaldırdığınızda, arkaya çevirdiğinizde, öne kaldırdığınızda ortaya çıkan bir ağrınız varsa, gece ağrınız varsa, gece o omuzun üzerinde yatamıyorsanız. Hemen doktora başvurmalı ama hiç de öyle olmuyor. Önce çevreden duyduğu ilaçlar, tedavi yöntemlerini denemiş oluyorlar. Daha sonra bize geliyorlar ve bu durumu daha kötüleştirebiliyor. Yapılması gereken basit. Çok ağır, zorlayıcı poşetler, ağır yükler taşımamak, işte başı üstüne çok kaldırmamak, aynı tekrarlayıcı hareketleri yapmamak, silme, ovma gibi zorlayıcı hareketleri yapmamak. Erken teşhis edilirse ilaç ve da fizik tedaviyle baş edilebilecek bir hastalık. Özel cihazlar var ağrısını geçirmeye yönelik. Yine egzersiz metotları. Ellerim artık tutabiliyor, yani dantelimi yapabiliyorum. Ben şimdi Allah'ıma çok şükür saçımı da toparlayabiliyorum. Şey, bir iyilik görüntüsü izlediğimizde.